Herkese merhabalar. Ben Damla Demirbaş, çevre mühendisi, ikinci sınıf öğrencisi ve tanıtım ofisi yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere uzay mühendisliğini tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 15 dakikasında Profesör Doktor Melike Nikbay hocamızın sizlere bölüm tanıtım sunumu olacak. Ardından 30 dakikada da sizden gelen soruları cevaplayacağız. Soru-cevap aşamasında bölümle ilgili tüm sorularınızı chat üzerinden veya el kaldırma özelliğini kullanarak sesli bir şekilde sorabilirsiniz. Şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim Damla. Herkese merhaba, günaydınlar. Bölümümüze ilgi gösterip sunumumuza katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı bir sunum olur. Ben öncelikle uzay mühendisi bölümümüz hakkındaki sunumumuzu sizlere sunacağım. Daha sonra da sorularınız yönünde yine size bölümümüz hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi sunumumu paylaşıyorum. Sunumu görebiliyor musunuz? Evet hocam, görünüyor şu anda. Görüyorsunuz. Tamam. Ben onu ekranı da büyüteyim. Şu anda herhalde tamamen gözüküyor. Evet. Evet. Öncelikle Damla'ya da teşekkür ediyorum güzel tanıtımı için. Ben uzay mühendisliği bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2004 yılından beri öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Halen profesör doktor unvanıyla çalışmalarıma devam ediyorum. Biraz kendimden bahsedecek olursam, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinde yüksek lisans yaptım. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı tamamladım. Bundan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de özel sektörde savunma ve havacılık konusunda bir süre çalıştım. Daha sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak geçtim ve akademik hayata devam ettim. Halen de burada uzay mühendisliğinde görevime devam ediyorum. Şimdi size bölümümüzle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Tabii öncelikle üniversitemizin tarihinden bahsetmek lazım. İTÜ çok köklü bir kurum biliyorsunuz. 1773 yılında kurulmuş bir teknik üniversite. Özellikle mühendislik kısmı savunma alanlarında önemli bir yeri var Türkiye'nin Türkiye tarihinde. Burada üniversitemizle ilgili tarihsel bilgileri görebiliyorsunuz. Ben bunların üzerinden tek tek gitmeyeceğim. Bunlar internet üzerinden de bulabileceğiniz bilgiler. Ama burada özellikle bahsedilmesi gereken üniversitemizin çok geçmiş içinde çok önemli bir teknik alanda yeri olması. Pardon, ilerleyemedim ama. Evet, üniversitemizin kampüslerini görüyorsunuz. Ana kampüsümüz Maslak, Ayazağa'da. Enstitülerimiz yine enstitülerimizi görüyorsunuz. Enerji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler. Yine bunları da tekrar okumayacağım. Taşkışla Kampüsü, Gümüşsuyu Kampüsü, Maçka Kampüsü ve Tuzla Kampüsü olmaktadır. Bizim uzay mühendisliği, uçak ve uzay bilimleri fakültemiz Ayazağa Kampüsü'nde yer almaktadır. Pardon, buradan ilerleyelim. Evet, üniversitemizle ilgili rakamlara bakacak olursak özellikle araştırma üniversitesi olduğumuzu biliyorsunuzdur. Çok sayıda akademisyenimiz var, çok sayıda öğrencimiz var. Özellikle lisansüstü, yani mühendislik eğitiminizi tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarına özellikle bizim çalışmalarımız arasında önemli yer teşkil etmektedir. Lisansüstü çalışmalar bizim için önemlidir. Çok sayıda lisansüstü öğrencimiz var. Mezunlarımızla büyük bir aileyiz. Çok mezunumuz var. Türkiye'ye çok katkıları olmuş mezunlarımız var. Bunları da zaten biliyorsunuzdur. Üniversitemizin önemli özelliği de ABET. Yani üniversite eğitiminde uluslararası eşdeğerlik ve akreditasyona sahip olması. Çok sayıda bölümümüzün ABET akreditasyonu var. Yani mühendislik diploma, İTÜ'den aldığınız mühendislik diplomasını aynen yurt dışında
bir üniversiteden aldığınız diploma ile eşdeğer oluyor. Bu da size çok sayıda, özellikle mezuniyet sonrası çok sayıda kapı açabiliyor. Bunun dışında Erasmus dediğimiz Avrupa Birliği ile yapılmış anlaşmalarımız var. İster lisans seviyesinde, ister yüksek lisans seviyesinde Avrupa Birliği'nden alınan hibelerle bir dönem veya iki dönem yurt dışına gidip, Avrupa'ya gidip, orada eğitiminizi tamamlayıp, oradan aldığınız dersleri sonra tekrardan İTÜ'de saydırıp eğitiminize kaldığınız yerden devam etme gibi bir seçeneğiniz var. Buna çok sayıda öğrencimiz ilgi gösteriyor. Burada da anlaşmalı olduğumuz ülkeler ve üniversiteleri görebiliyorsunuz. Teknik üniversitenin güçlü yanlarından biri de büyük bir teknokente sahip olması. Ayaza kampüsümüzde yer alan çok sayıda teknokent binamız var. Buralarda teknoloji alanında çalışmalar yapan firmaların ofisleri, Ar-Ge ofisleri bulunmakta. Ve bu Ar-Ge ofisleri sayesinde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz üniversite sanayi işbirliği projelerinde görev yapma imkanı buluyorlar. Öğrencilerimiz için iş bulma konusunda da çok sayıda imkan yaratıyor bu işbirlikleri. Önemli bir, güçlü olduğumuz bir yan olarak söylemekte fayda var. Genel olarak üniversitemiz hakkında bilgi verdikten sonra şimdi bölümümüz hakkında, daha doğrusu Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi altında 3 tane bölümümüz var bizim. Uzay mühendisliği bunlardan bir tanesi. Bunun dışında uçak mühendisliği bölümümüz ve meteoroloji mühendisliği bölümümüz var. Onlarla ilgili sunumları da eğer ilgi duyuyorsanız dinlemenizi tavsiye ederim. Ben bugün uzay mühendisliği hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, tarihçesine bakacak olursak, aslında bir uzmanlık kolu olarak 1941 yılında makine mühendisliği altında kurulmuş. Pardon, geri gideyim. 1944 yılında makine fakültesinde bir mühendislik, makine fakültesinde bir mühendislik bölümü olarak kuruluyoruz. 1983 yılında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruluyor. Dediğim gibi uçak mühendisi, uzay mühendisi, meteoroloji mühendisliği gibi 3 tane alt bölümümüz var. Daha doğrusu bölümümüz var fakültemiz altında. Burada da resmimizi görüyorsunuz, fakültemizin resmini görüyorsunuz. Halen 51 öğretim üyesi, 34 araştırma görevlisi, yani bunlar lisans eğitimlerini tamamlamış olan, halen yüksek lisans, doktora çalışmalarını veya doktora çalışmalarını tamamlamış arkadaşlarımız, öğretim üyelerimizin yardımcıları olarak çalışmaktalar. Laboratuvarlarımızda çalışan teknisyenlerimiz bulunmakta. Bu teknisyen arkadaşlarımız da yapılacak deneylerde görev almakta. Öğrenci sayımız 1488, lisans öğrencimiz var. 700'den daha fazla da lisansüstü öğrencimiz var. Evet. Uzay mühendisi bölümünün sıralamalarını burada görebiliyorsunuz. Aslında sıralamalarımız yani gittikçe artmakta. Bunu da görmekteyiz. Bu da bizler için önemli bir motivasyon. Uzay mühendisi bölümümüz %100 İngilizce olarak eğitim vermekte. Bu da öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Yani biliyorsunuz bütün literatür İngilizce üzerine kurulmuş durumda. Kitaplar, makaleler veya yurt dışı işbirlikleri, bütün bu alanlarda İngilizcenin önemi çok büyük. Bu sebeple biz fakültemizde, özellikle uzay mühendisi bölümünde %100 İngilizce dersleri görüyor olmanız da sizin için büyük bir avantaj. Aynı zamanda bu uluslararası öğrenci sayımızı da arttırıyor. Çok sayıda uluslararası öğrenci uzay mühendisliğini tercih edebiliyor. Bu da derslerimizde değişik uluslararası bir ortam olmasına yardımcı oluyor. Uzay mühendisliği alanı çeşitli roket ve uzay araçlarının tasarım ve işletilmesinde karşılaşılan problemleri çözer. Temel fiziksel olayların daha iyi anlaşılması için araştırma ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirir.
Uzay mühendisliği müfredatı hava uzay endüstrisinin araştırma, geliştirme, tasarım ve işletme ile ilgili ihtiyacı olan temel konuları odaklanmaktadır. Evet. Uzay mühendisliği bölümü ne yapar? Şimdi sorularınızı da tahmin edebiliyorum. Biraz o yüzden sorularınıza doğru biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü çoğunuzun uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği arasındaki farkı merak ettiğinin farkındayım. Dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı uzay araçları, insansız uydular, bu araçları yörüngeye yerleştirecek roketler, uzaydan yeryüzüne dönüş için gerekli olan sistemleri ve derin uzay insanlı insansız keşif uçuşları için uzay araçlarını, itki sistemlerini, robot sistemlerini tasarlar, test eder, imal eder, işletilmesinin ve sürekliliğinin sağlanmasında görev alır ve gerekli teknolojileri geliştirir. Derslerle ilgili belki biraz bilgi vermek gerekir. Uzay mühendisliğinde özellikle bölümünüzü ilgilendiren dersler nelerdir? İşte uzay mühendisliğine giriş, ilk sene aldığınız bir ders, yörünge mekaniği, hava uzay yapıları, uzay aracı yönelme ve belirleme kontrolü, roket motorları, uzay aracı haberleşme sistemleri, uzay aracı tasarımı, uzay ortamı, space environment, elektrik itki sistemleri, uzay fiziği, uzay aracı dinamiği, uzaktan algılama gibi dersler bulunmakta. Eğer derslerimizi merak ediyorsanız aşağıda gördüğünüz linkten ders planlarımızı sınıf sınıf, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar almanız gereken dersler, seçmeli dersler, bunların hepsini buradan görebilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz. Şimdi uçak mühendisliği, uzay mühendisliği dedik. Aslında şunu söylemem gerekir. Bizim öğrencilerimiz 3. sınıfa kadar uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği öğrencileri çok ortak dersler almakta. Ancak 3. sınıftan sonra farklılaşma biraz daha artmakta. 3. sınıf ve 4. sınıf tamamen tabii artık uzay ve uçak öğrencileri çok farklı alanlara yönelmiş oluyorlar. Kendi disiplinleriyle ilgili. Ama bu uçak mühendisliği ve uzay mühendisliğinin hani programının benzerliğinin avantajları da var aslında. Çok sayıda öğrencimiz çift ana dal yapıyorlar. Yani ders farklılıkları az olduğu için çok sayıda öğrencimiz uçak ve uzayı ÇAP dediğimiz çift ana dal programıyla iki bölümü birden bitirerek iki tane diploma alarak mezun olma şansını yakalıyorlar. Bunun dışında uzay mühendisliğini düşündüğümüzde aslında çok disiplinli bir alan. Yani uzay mühendisliği veya bir uydu tasarımı, bir roket tasarımı düşündüğümüzde aslında bunun içinde multidisipliner dediğimiz çok disiplinli, yani bunun yazılımı da var, yapısalı da var, aerodinamiği de var, kontrolü de var, malzemesi de var. Çok disiplinli bir alandan bahsediyoruz. O yüzden uzay mühendisliği öğrencilerinin bir çift ana dal programıyla beraber eğitimlerini sürdürmesi çok kıymetli bir aslında durum. Mesela kontrol ve otomasyon mühendisliği, uçak mühendisliğinin dışındakileri burada gösteriyoruz. Bilgisayar mühendisliği, yazılım çok önemli dedik. Elektronik ve haberleşme zaten... Hani uydu mühendisliğini düşündüğümüzde elektronik ve haberleşmenin önemini siz de bileceksiniz. İşletme mühendisliği, makine mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, malzeme metalurji mühendisliği. Bütün bu mühendislik alanlarıyla sizin tabii ki ilgi alanınızda olan bir mühendislikle uzay mühendisliğini çift ana dal yapmanız çok mümkün. Araştırma alanlarına geldiğimizde aerodinamik ve akışkanlar dinamiği, yapısal tasarım ve analiz, malzeme teknolojileri, kompozit, nano malzemeler, özellikle yüksek sıcaklıklara dayanabilecek malzemeler veya uydularda kullanılabilecek malzemeleri düşünebilirsiniz. Çok disiplinli analiz ve tasarım optimizasyonu, yine söylediğim gibi birden fazla disiplinin, birden fazla mühendisliğin aynı anda tasarıma girmesi gerektiği için çok disiplinli çalışmalar da bizim için çok önemli, gerekli. Uçuş, kontrol, navigasyon ve ölçme sistemleri, model tabanlı tasarım ve kontrol,
roket motorları, katı, sıvı yakıtlı motorlar veya hibrit roket motorları, elektrik itki sistemleri gibi uzay sistemleri, süpersonik rüzgar tüneli teknolojilerini de burada sayabiliriz. Burada öğretim üyelerimizin listesini bulabilirsiniz. Okumayacağım. Siz de internetten zaten hocalarımızın CV'lerine, çalışmalarına, araştırma konularına bakma imkanı elde edebilirsiniz. Süremiz de kısıtlı olduğu için. Burada çalışma imkanlarından belki bahsedebiliriz. Yani uzay mühendisliğine tercih edenlere genelde biz ailelerde iş bulamama gibi bir kaygıyı hissediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu tanıtım günleri yüz yüze fuar şeklinde üniversitemizde olurken biz de orada ailelerle tanışma ve yüz yüze konuşma imkanımız oluyordu. Hep böyle uzay mühendisi acaba işsiz kalır mı gibi bir soru geliyordu anne babalardan. Ben bununla ilgili bir kaygınız olmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle söyleyeyim yani hem uçak mühendisliği hem uzay mühendisliği ülkemizde biliyorsunuz en köklü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu bölümler bulunmakta. Özellikle uzay mühendisliği isminde yani sadece uzay mühendisine yönelmiş bir mühendislik de başka bir üniversitede bildiğim kadarıyla bulunmamakta. Bu sebeple bizim mezunlarımız çok kıymetli. Biz bir butik bir bölüm olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani bizim mezunlarımız daha mezun olmadan iş bulabiliyorlar, stajlar bulabiliyorlar. Yani işsiz kalma gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışma imkanları var. Biliyorsunuz uzay mühendisliği teknolojinin lider sektörlerinden bir tanesi. Bu sebeple özellikle yurt dışında da iş bulma veya lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans doktoraya devam etme gibi imkanları öğrencilerimizin çok fazla. Burada öğrencilerimizin, mezunlarımızın çalıştıkları kurumları görüyorsunuz. Bunların bazıları savunma sanayinde, bazıları araştırma kurumlarında. Şimdi aslında bir makine mühendisliği altyapısına sahip olduğunuz için otomotiv sanayinde bile çalışmanız mümkün. Ama biz tabii ki tercih ediyoruz ki herkes uzayla ilgili bir alanda hizmet etsin. NASA'da çalışan, DLR'da çalışan, yani bu arkadaşlarımız da belki tanıyanlarınız da, takip edenleriniz de olabilir, bulunmakta mezunlarımız arasında. İşbirlikleri, yani bu da önemli bir güçlü olduğumuz yönlerden bir tanesi. Uzun süreli staj programlarımız var. Yavaş yavaş toparlarsak iyi olur hocam. Tamam, peki. Hızlı geçelim çünkü bundan sonrası biraz da teknik konularda var. Öğrencilerimizin belki bu konularda hani ağır da gelebilir, o yüzden toparlayalım. Burada araştırma laboratuvarlarımızdan görsel olarak geçeceğim o zaman bunları. Kompozit yapı laboratuvarı, hesaplamalı mühendislik laboratuvarı, sınır tabaka, şok ve sınır tabaka etkileşimleri, hipersonik akışlar, atmosfere giriş akışları, ısı transferi gibi konular çalışılıyor. Yani bunlar biraz daha tabii yüksek lisans doktora aşamasında çalışmalar. Türbülanslı akışlar, yanma etkileşimleri çalışmaları yine hesaplamalı mühendislik laboratuvarında çalışılıyor. Akışkan yapı etkileşimi, çok fazla akışlar, hesaplamalı aerodinamik konular. Hava uzay çok disiplinli tasarım optimizasyon laboratuvarın yöneticisi benim. Biz de burada süpersonik uçak tasarımları üzerine yoğunlaşmış durumdayız şu anda. Ses üstü uçak tasarımı, sonik patlama minimizasyonu ve bunların entegrasyonuyla ilgili çalışıyoruz. Yanma laboratuvarı, yanma önemli bir alan bizim için. Motorlar, tepkimeli akışlar, itki sistemleri üzerine deneysel çalışmalar yapılıyor. Model tabanlı tasarım laboratuvarı. Bu daha çok simülasyon kontrol alanlarında. Havacılık araştırma merkezimiz, nanomalzeme, tekstil ve ileri kompozit araştırma grubu
konularında malzeme ağırlıklı, aviyonik yine araştırma grubu. Yukarı atmosfer ve uzay havası laboratuvarı, uzay havası olayları, uzay ortamının uydu operasyonu ve yer sistemleriyle etkisi, uydu manyetometreleri, parçacık dedektörleri ve radar sistemleri, güneş yelkeni teknolojisinin geliştirilmesi gibi konular çalışılıyor. Uzay sistemleri tasarım ve test laboratuvarı, burada temiz oda gerektiren uydu alt sistem ve entegrasyon işlemleri yapılmakta. Burada gördüğünüz 6 tane uydu ya bizzat bu laboratuvarda geliştirilmiş veya sanayiyle işbirliği yapılmış uydular bunlar. 6 tane uydunun çalışmasında yer aldı. Çok aktif bir laboratuvarımız. Burada da ülkemizin en çok uydu tasarlayan, yapan kurumu olarak da geçiyoruz. Bir Maker Lab'imiz var. Biraz daha öğrencilerin böyle değişik fikirlerini hayata geçirebilecekleri, işte 3 boyutlu yazıcılar, tarayıcılar, CNC makineleri, drone gibi çalışmalar yapabildikleri bir böyle inovasyona yönelik bir laboratuvarımız var. Burada ilk gönderdiğimiz uydu, İTÜ PSAT 1 uydusuyla ilgili yine bilgileri bulabilmektesiniz. Projelerimiz bu bizim bir TÜBİTAK projemiz hakkında ses üstü uçak tasarımıyla ilgili bir slide. Yine döner kanat veya sabit kanatlı uçaklarla da aslında ilgileniyoruz. Uzay mühendisinde olmamıza rağmen uçak mühendisliği alanında da çalışmalar yapıyoruz. Burada yine bir projemiz var. Proje takımları bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimiz burada gördüğünüz İHA takımları, roket takımları, model uydu takımları, bu uzun yıllardır süregelen bir gelenek bu. Hocalarımızın danışmanlığında öğrencilerimiz tamamen gönüllülük esasıyla, firmalardan buldukları sponsorluk veya rektörlükten aldıkları destekle çok sayıda takımda projeler üretmekte. Bu projelerle yurt dışındaki yarışmalara katılmakta ve çok çok da güzel, bizleri gururlandıran ödüller almaktalar. Belki hani bunlar da sizin için İTÜ'yü seçmeniz açısından, özellikle bizim bölümümüzü, fakültemizi seçmeniz açısından önemli bir kriter olabilir. Sanırım burada bitiyor sunumumuz. Teşekkür ederiz hocam sunumunuz için. Burada bitiyor. Rica ederim. Soru cevap aşamasına geçebiliriz. Chat'ten bir sürü soru geliyor. Ben size okuyayım yavaş yavaş bunlardan, hemen cevaplandıralım. Tamam. Öğrencilerin sahip olması beklenen nitelikler nelerdir bu bölüm için? Şimdi tabii bu bölüm için bir mühendislik öğrencisi olmanız gerektiğini söyleyelim. Yani mühendislik öğrencisinden beklenen, biraz da şöyle düşünürsek, belki makine mühendisliğine yakın bir alan olarak düşünürsek, hani matematiği, fiziği seven, ilgilenen bir öğrenci olmanızı tavsiye ederiz. Yani burada meraklı olmanız, araştırmacı olmanız, çünkü uzay mühendisliği merak isteyen bir alan. Bilinmezlerle dolu, uzaya gitmeye çalışılıyor. Aslında hani biz çok seviyoruz bölümümüzü. Havacılığa, uzaya ilgili olan çok öğrencimiz var. Gece gündüz çalışıyorlar. Yani böyle biraz meraklı olmanız bu alanlara, sevmeniz önemli. Ondan sonra zaten siz de çalıştıktan sonra bütün kapılar sizin önünüzde açılıyor. Teşekkürler hocam. El kaldıran biri var, Sude. Sorun varsa sorabilirsin mikrofonunu açıp. Merhaba. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Benim aslında sormak istediğim iki soru vardı. Birincisi çok klasik ama İTÜ'de uzay mühendisliği okumak diğer üniversitelere kıyasla bize ne katar? Diğer sorum da biraz genel bir soru ama mühendislik okumak gerçekten hani çok mu zor? Kendimize ve sosyalleşmeye vakit ayırmayacak kadar yoğun mu oluyor derslerimiz? Tamam, söyleyeyim. Şimdi İTÜ'de uzay mühendisi okumayı başka bir üniversitede uzay mühendisi okumakla mı karşılaştırıyorsun? Önce onu sorabilirim. Evet, özellikle yani evet. Türkiye'dekilere kıyasla. Evet. Yani şimdi İTÜ araştırma odaklı bir üniversite. Onu söylemekte fayda var. Çok sayıda laboratuvarımız var.
Çok sayıda sizin pratik olarak çalışmaların içine girebileceğiniz, biraz önce gösterdiğim öğrenci kulüpleri var. Hocalarımızın projeleri var. Uluslararası işbirliklerimiz çok kuvvetli. Yani mesela benim şimdi öğrencilerim benim NASA'yla veya yurt dışındaki başka üniversitelerle yaptığım çalışmaların içine girebiliyorlar, takip edebiliyorlar. Hani böyle aktif, uluslararası ve araştırmaya yönelik bir ortamımız var. Yani sadece kendim için söylemiyorum, çoğu hocamız için de bunu söylüyorum. Yine yurt içi firmalarımızla, araştırma kurumlarımızla ilişkilerimiz çok kuvvetli. Diğer üniversitelerde böyle bu kadar oturmuş bir sistem var mıdır bilemiyorum. Yani bunda hem İTÜ'nün ekosisteminin, araştırma ortamının hem de bu içinde bulunduğumuz bağlantıların ve işbirliklerinin büyük bir önemi var. Hani o sebeple İTÜ Uzay Mühendisliği ya da İTÜ dediğimizde bir kere yani araştırmanın çok içinde olacağınızı düşünün. Ve burada başarılı bir iş yaptıktan sonra bu bağlantılarla size çok sayıda kapının açılacağını da söyleyebilirim. Çok yoğun mu? Sosyal hayata hiç zaman kalmıyor mu? Aslında hani tabii bunu belki öğrenci arkadaşlarımız daha güzel cevaplayabilirler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki üniversite eğitimini iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani burada meslek ediniyorsunuz. O yüzden tabii meslek edinirken de çalışmak gerekiyor. Yani çok sayıda güzel dersimiz var. Bu derslerin her biri sizin altyapınızda belli alanları doldurmak ve size belli bir ufuk açmak için tasarlanmış dersler. O yüzden üniversiteyi okurken hem derslerde başarılı olmak, hem arkadaşlarınızla tabii güzel, üniversite yılları da çok güzel yıllar. Bu yılları da güzel değerlendirmek, arkadaşlıkları da kuvvetlendirmek de lazım. Bunu dengeleyebileceğinizi düşünüyorum. Yani güzel bir kampüsümüz var. Kampüsü gelip görmenizde de tavsiye ederim. Hani spor imkanları, sosyal imkanları da son yıllarda oldukça gelişti. Yeşil kampüs, Türkiye'nin en yeşil kampüsü. Ben sağlıklı bir planlamayla, düzenli çalışmayla hem okul başarısını çok iyi şekilde götürebileceğinizi, hem takım çalışmalarına zaman ayırabileceğinizi, yani bunlar da, çünkü bu takım çalışmaları da önemli, size önemli özellikler kazandırıyor. Yani birlikte çalışmak, takım çalışması, girişimcilik, bu gibi vasıfları kazandırıyor. Ve yine de işte arkadaşlarınızla da güzel şeyler yapmaya kampüste zamanınız ve imkanınız da var. Ben bunların hepsinin bir arada gidebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle asosyal olmak zorunda değilsiniz. Mühendislik okumak için ya da uzay mühendisliği okumak için. Bence sosyal olmalısınız. Yani iletişim, insan iletişimi çok önemli. Biz öğrencilerimizi çok seviyoruz. Onlarla mümkün olduğu kadar insani boyutta da iletişim kurmaya çalışıyoruz. Sadece dersler değil. Bizim fakültemizde gerçekten uçak ve uzay bilimleri fakültesi hoca ve öğrenci ilişkisi açısından da çok güzel bir yerde duruyor. Biz öğrencilerimizi çok sahipleniyoruz, onu söyleyebilirim. Kendilerine her konuda da destek olmaya çalışıyoruz. Bu da bizim bence uzay mühendisliğinde de, uçak mühendisliğinde, meteorolojide de aynı şekilde. Yani bizim fakültenin bir geleneğidir diyebilirim ben. Yani öğrencilerle yakından ilgilendiğimizi söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Evet. Ben de çok teşekkür etmek istedim verdiğiniz cevaplar için. Bir de çok minicik bir şey sormak istiyorum. Vaktinizi çok almak da istemiyorum ama biraz detay bir şey. Sizin bildiğiniz İTÜ'den mezun olup daha sonrasında SpaceX'te çalışan var mı? Var, var. Yani çok sayıda, çok SpaceX'te, NASA'da yani aklınıza gelecek her yerde çalışan mezunlarımız var. Ben 2016 yılında NASA'da bir yılına görev almıştım. İki ofis yanımda, bir baktım bizim uzay mühendisinden mezun bir arkadaş, gencecik bir arkadaş çalışıyor. Yani bizim mezunlarımızın başarılı, özellikle başarılı olmak önemli. Yani bu sizin elinizde tabii. Yani
bölümü sevmek, çalışmak, başarılı bir şekilde mezun olmak, bu sizin donanımınız aslında. Bunu sağladıktan sonra her yerde çalışabilirsiniz. Yani biz tabii yurt içinde de çalışılmasını istiyoruz. Yani bütün mezunlarımızın yurt dışına gitmesini istemiyoruz. Ülkemizde de çalışılmasını istiyoruz. Ama mezunlarımızı öyle bir eğitim veriyoruz ki her yerde çalışabiliyorlar. Yani Avrupa'da, Kanada'da, Amerika'da, Japonya'da her yerde çalışabilecek vasıfta mezunlar veriyoruz biz. Ama tabii Türkiye'de de çalışmalarını istiyoruz aslında. Teşekkür ederiz hocam. İngilizce ile ilgili sorular geliyor. Bölümü tercih edeceklerin İngilizce seviyesi ne durumda olmalı sizce? Şimdi üniversite sınavında tabii bu bir kriter değil biliyorsunuz. Sadece yüksek öğretimle ilgili hani sınava giriyorsunuz. O puanlamalarla TYT, AYT puanlarınızla giriyorsunuz. Üniversite yani bizim bölümü kazandıktan sonra üniversitenin yabancı diller okulunda İngilizceniz yeterli değilse tabii ki hazırlık okuyorsunuz. Bölüm İngilizce olduğu için ve dediğim gibi bizlerin kullandığımız kitaplar, araştırma yaptığımız yayınlar, makaleler her şey İngilizceye dayalı. Veya biz bir araştırma yapıyoruz, bir makale yazacağız. Çok iyi derecede İngilizce biliyor olmamız lazım ki bunları uluslararası dergilerde, konferanslarda yayınlayabilelim, anlatabilelim. O yüzden İngilizce çok önemli arkadaşlar. Yani İngilizce ile ilgili eğer bir eksiğiniz varsa üniversiteye girdikten sonra mümkün olan en hızlı şekilde, en sağlam şekilde bu İngilizce eksiğinizi tamamlamanız lazım. Ama bu zaten zamanla da gelişen bir şey. Yani dersler İngilizce olacak. Dediğim gibi çok sayıda yabancı öğrencimiz oluyor. Erasmus'la gelenler oluyor veya tamamen yabancı öğrenci statüsüyle fakültemizde kayıtlı öğrenciler oluyor. Hani dersleri biz tamamen İngilizce anlatıyoruz. Arada bazen işte anlaşılmayan bir şey, özel bir şey olursa Türkçe'de konuşabiliyoruz ama buna çok özen gösteriyoruz. Hani öğrencilerimiz arasında bir haksızlık olmasın diye dersler tamamen İngilizcedir. Girişte tabii ki bir şart değildir ama girer girmez İngilizcenizi geliştirmek için hem üniversitenin açtığı hazırlığa girmeniz hem de kendi imkanlarınızla da çabalamanızı tavsiye ederim. Teşekkürler hocam. Lisans öğrencileri MIT, Stanford gibi üniversitelerle işbirliği içinde çalışma gerçekleştirebiliyor mu diye bir soru gelmiş. Lisans öğrencileri. Şimdi arkadaşlar bunlar tabii öğrenci kulübü olarak mı soruyorsunuz yoksa hocalarımızın yürüttüğü projelerde görev almayla ilgili mi soruyorsunuz acaba? Yani şimdi kulüplerin ben uluslararası üniversitelerle ne kadar bir işbirliği yaptıkları konusunda şu anda fikir sahibi değilim. Yanlış bir şey de söylemek istemem. Ama şunu söyleyebilirim. Yani lisans seviyesinde açıkçası bu çok mümkün gibi gözükmüyor bana. Yani eğer öğrenci kulüpleri veya stajlarla beraber hani böyle bir imkan yaratılmazsa ama özellikle yüksek lisans seviyesinde bizim yurt dışı bağlantılı işbirliği projelerimiz çok fazla. Yani benim şu anda yüksek lisansta olan öğrencilerim tamamen benim yurt dışı işbirliği projelerimde görev alıyorlar. Yani işte Stanford'ın geliştirdiği kodları kullanıyoruz, MIT'nin geliştirdiği kodları kullanıyoruz. NASA'nın deney sonuçlarını kullanıyoruz. Yani yurt dışı işbirlikleri zaten çok fazla. Ama lisans seviyesinde bu hani zaten yoğun bir program ve öğrencinin de bilgi birikimi çok yeterli olmayabiliyor. Hani araştırma bazında lisans seviyesinde bu biraz zor olabilir. Çok exceptional bir öğrenci olmanız gerekir hani böyle bir şey yapmak için. Ama yüksek lisans seviyesinde bu çok normal bir şekilde yapılıyor. Teşekkürler hocam. Son 5 dakikaya girdik. El kaldıran öğrencilerden söz vermek istiyorum. Hacer tabii. Mikrofonu açıp sorunu sorabilirsin. Çok teşekkür ederim. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Ben 12. sınıf öğrencisi hazırlanıyorum. En başından beri tek istediğim İTÜ'de uzay mühendisliği okumak. Başarılar diliyorum. İnşallah gelirsin bizim bölümümüze.
Teşekkür ederim. Sadece sınavda başarısız olma ihtimalime karşın başka üniversiteye gidersem ben İTÜ'den mahrum kalmak istemiyorum ve bu yüzden yatay geçiş için neler yapmam gerekiyor? Bunlar hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Şimdi tabii bu da mümkün. Yani başka üniversitelere girip orada ilk senede yüksek not ortalaması yapman gerekecek. Yani bunun tek anahtarı yüksek not ortalamasıdır. Yüksek not ortalaması yaptıktan sonra geçiş için başvurabilirsin. Tabii oradaki tam mevzuatı ben şu anda bilemiyorum. Bu öğrenci işleri daire başkanlığından elde edilebilecek bir bilgidir. Ama bence sen özellikle önce bizim fakülteye, bizim bölüme girmeye çalış. İTÜ içinde başka bir bölüme girip de yine transfer yapabilirsin, geçiş yapabilirsin. Yani hani burada ben şimdi biraz kapı açmış gibi oluyorum ama hani uzay mühendisinden daha düşük bir bölüme İTÜ içinde girip daha sonra uzay mühendisine geçiş yapabilirsin. Bu biraz daha kolay gibi geliyor bana. Kolay Ya gibi, yol peki gibi geliyor. şey uzay ve uçak mühendisliği haricinde bir bölüme girsem de oluyor mu? Tabii ki olur. Yani herhangi başka bir bölüme girdikten sonra ama ilk sene sonunda ortalaman çok iyi olacak. Bu bir ortalama yarışı. İTÜ'den başka bir bölümden de uzay mühendisine geçiş yapabilirsin. Yani başka bir üniversiteden geçiş yapmaktan daha kolay olacağını düşünüyorum ben bunun. Şu da olabiliyor. Yani başka bir bölüme girip daha sonra uzayla çap yapabilirsin. Yani mesela Evet. metalurjiye girdin, çap yapabilirsin. Yani bunlar da mümkün. Öğleden sonraki sunumumuza da yönlendirebilirim seni. Orada da bunun detaylı olarak anlatımı Tamam. yapılacak. Diğer bir soruya Süper. geçelim hemen. Tabii. Ece, Su, istersen mikrofonunu açıp sorabilirsin sen de. Süremiz kısıtlı çünkü. Merhaba hocam, çok teşekkürler Merhabalar. öncelikle. Benim sormak istediğim İngilizcenin yanında önerdiğiniz hangi diller var öğrenmek için? Şimdi bu tabii sizin merakınıza kalmış bir şey. Ama hani özellikle Erasmus yapmak isterseniz, yurt dışına gitmek isterseniz, bu gitmek istediğiniz ülkelerin dillerini de belli bir seviyeye kadar öğrenmiş olmanızı istiyor komisyonlar. Yani özellikle Almanya'ya gitmek istiyorsunuz diyelim. O zaman belli bir seviyede, tam onu bilemiyorum ama işte belki B1 seviyesinde, A2 seviyesinde bilemiyorum. Bir Almanca bilmeniz, Fransa'ya gitmek istiyorsanız Fransızca bilmeniz, işte İtalya'ya gitmek istiyorsanız biraz İtalyanca bilmeniz gerekebiliyor. Bu tamamen size kalmış bir şey ama teknik anlamda baktığımızda hani Avrupa Birliği'ndeki yaygınlığı da düşündüğümüzde aslında Almanca, Fransızca ön planda olabilir. Ama tabii Çince de var, Japonca da var. Yani şimdi uzay alanında Japonya da çok önemli. Japonya'ya gidip orada doktora yapan, oralarda çalışan öğrencilerimiz de var. JAXA'da çalışanlarımız da var. Yani bu biraz sizin merakınıza, ilginize kalmış, bir de gelecekle ilgili planlarınıza kalmış bir şey aslında. Ama İngilizce çok önemli, onu söyleyeyim. Yani İngilizcenin iyi Teşekkürler hocam. olması çok önemli. Var mı başka sorun? Teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik maalesef. Etkinliğimizi sonlandırıyoruz. Tamam. Hocam size çok teşekkürler Ben sunumunuz teşekkür için. ediyorum. İnşallah Katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. faydalı olmuştur genç arkadaşlarımıza. Hepsine çok başarılar diliyorum üniversite sınavında. Kendilerine güvensinler, çalışsınlar. Başarı arkasından doğal bir şekilde gelecektir. Vazgeçmesinler, yılmasınlar. İstedikleri şey oluncaya kadar çalışsınlar. Her zaman bizlerle de iletişime geçebilirler. Biz onlara yardımcı olmak için Evet. elimizden geleni yaparız. Hepsine önce sağlıklı günler diliyorum, sonra da çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Kalan tüm sorularınız için tanıtım@itu.edu.tr tanıtım ofisimize ulaşabilirsiniz. Hepinize eğitim ve kariyer hayatınızda başarılar diliyoruz.